Çok kıymetli bir konuğum daha var. Kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Şener. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz? Ben de iyiyim çok şükür. Kalp, ilk önce anne karnında kalp mi oluşuyordu? İlk önce oluşum genel olarak vücut ama anne karnında ilk kalp atımlarını duyuyoruz. Değil mi? Çok özel bir organ bir kere ama yeteri kadar iyi kullandığımızı düşünmüyorum. Daha doğrusu kesinlikle iyi baktığımızı düşünmüyorum ona ve çok da fazla bildiğimizi düşünmüyorum. Yani bir kişi kalp krizi nasıl geçirir, nasıl anlarız bunlarla ilgili en ufak bir fikrimiz yok. Sadece gördüklerimiz ama birisi düşse yanımızda kalp krizi geçirse hepimiz böyle bakarız ne oluyor anlamaya çalışırız. Önce şeyden başlayalım. Birisi yanımızda kalp krizi geçirirse bunu nasıl anlarız? Tabii kalp krizinin en bildiğimiz, en yaygın belirtisi göğüs ağrısı. Hastalar çok şiddetli göğüs ağrısından bahsederler. Ve göğüs ağrısı sonrası bilinç kaybolur kalp krizinde eğer kriz daha ileri boyutlara varırsa. Ve hastanın bilinci kaybolursa kalbi durmuş olabilir, acil müdahale yapmak gerekebilir. Bir hasta çok şiddetli bir göğüs ağrısından özellikle yanma, baskı, sıkıştırma tarzı çok şiddetli göğüs ağrısından bahsediyorsa bu kalp krizi olma ihtimali yüksektir. Tabii bunun için tanı koymak için EKG çekmek gerekir. Bunu tecrübeli, ilk yardım bilen birisine bırakmak gerekiyor. Yani çok bu işten anlamıyorsak müdahale yapmamak gerekiyor. Çünkü bazen kalp krizi zannettiğimiz bir şey başka bir şey de çıkabilir. Gaz ve yanlış da olabiliyor kesinlikle değil mi? Mide ağrısı da olabiliyor mide bazen. Ağrısı, evet. Kas ağrısı da olabiliyor ve yanlış bir müdahale tam tersi hayatı tehdit edici bir takım sonuçlara sebep olabilir. Kalbini kendi ellerimizle de durdurabiliriz bir hastanın. Doğru. O yüzden hani bu işte mutlaka eğitim almış, deneyimli birisi olmadıkça bu müdahale yapmamak gerekiyor. Hocam belki de bu söyledikleriniz yüzünden şimdi ya adam belki de sadece tansiyon düştü bayıldı. Şimdi gidip böyle bastırırsak durduk yere onu da öldürebiliriz gibi hani bakıyor insanlar. Ben öyle düşünüyorum. Çok bu konuda hakikaten bilgimiz olmadığı için böyle bir durumla karşılaşsak hepimiz bir ufak çaplı bir şok geçiririz. Ama galiba bu tip durumlarda da erken müdahale de önemli değil işte mi? İki ucu keskin bıçak. Yani erken müdahale yapıp hayatını kurtarsak mı yoksa yanlış müdahale yapıp hastanın hayatına mı mal olsak? Bu iki arada kalıyor insanlar. Evet. Deneyim olan insanlar genelde şunu yapar. Hastanın bilinci çok önemlidir. Gerçekten bilinç kaybı mı var? Hasta bayıldı mı sadece yoksa şokta mı? Bu ikisini ayırt etmek lazım. Nefes alıyor mu almıyor mu? Kalbi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunlardan emin olmak lazım. Daha sonra eğer nefes almıyorsa kesinlikle solunumu yoksa bilinci hiçbir şekilde yoksa mesela bir ağrılı uyaran verdiniz bir çimdik attınız hala da çimdiğe bir yanıt tepki almıyorsanız tepki yoksa ve hiçbir ses çıkartmıyorsa aslında mesela ıh mıh herhangi bir hareketi yok. Bütün bunlar varsa ve eminseniz artık bilincinin kaybolduğunu ve kalbinin durduğundan eminseniz o zaman masaja başlayabilirsiniz. Bundan emin olmak da çok kolay değil tabii tecrübe gerekiyor. Tecrübe gerekiyor biraz da ilk yardım bilgisi gerekiyor galiba i̇şte, değil mi? İlk yardım bilgisi almak gerekiyor. O yüzden yani çok cesaret edemeyebiliriz. Peki hani bir de daha hafif seyreden, daha hafif şiddetli kalp krizlerinden bahsedebiliriz. Hani uykumuzdan böyle uyandık diyelim ve işte sol tarafımızda bir ağrı var, işte bacak çekiyor derler. Bu tip belirtilerden biraz bahseder misiniz bize? Biz bir şey, bir terslik var ama tam da anlayamıyoruz ne olduğunu. O terslikler ne olabilir? Kalp krizinde biraz önce de belirttiğim gibi göğüs ağrısı oluyor. Göğüs ağrısı tek başına olmuyor. Bazen sol kolda da ağrı oluyor. Bazen sol kolda sadece uyuşma olabiliyor. Hastanın göğsünde değil sadece midesinde ağrı oluyor. Bazen çok atlar mesela. Mide ağrısı bazen kalp krizinin bir belirtisidir. Hatta bazen hastayı kriz geçirdiğine ikna etmek çok zordur. Benim midem ağrıyor. Ben mide ağrısıyla geldim. Siz kalp krizinden bahsediyorsunuz der. Neden? Çünkü kalple mide çok yakındır birbirine. Özellikle kalbin alt tarafını besleyen damar tıkandığı zaman mide ağrısına çok benzer. Hasta midem ağrıyor diye acile gelir. Hatta bazen mide tedavisi alır. Hatta endoskopi yapılan hastalarımız var. Bayağı uzun sürebilir yani böyle. Tabii tabii kriz uzun süren bir şey. Öyle yani, mi? Ya yani kalp krizi deyince göğüs ağrısı 6 saat 12 saat sürebiliyor.
Tabii bu krizi ayakta geçiren, midem ağrıyor diye ayakta geçiren hastalarımız var. Aman. Daha önce kalp krizi geçirmişsiniz diyoruz. Hiçbir şikayetim olmadı. Mide oldu mu? Evet, mide şikayetim vardı. Bir ara oldu, geçti diyor mesela. Çok enteresan. Hı-hı. Yani bunu hakikaten bilmiyordum. Mide ağrısıyla bile karıştırılabilecek kesinlikle şeyi olabilir. Başka mideden? Ama tipik bir kalp ağrısı demek için özellikle eforda yürüyünce mesela hasta şunu anlatır. Bize yürüyünce göğsüm ağrıyor der. Hı. Midem ağrıyor der mesela. Yürüyünce midem ağrıyor der. Şiddetli olabilir. Beraberinde kalp krizinde ölüm korkusu da olabilir. Hmm. Göğüste yaygın bir ağrı. Sanki bazı hastalar biber dökmüş yanıyorlarmış gibi bir ağrı oluyor der. Bazıları sanki bir ton kamyon oturmuş üzerime göğsümde bir sıkıştırma oluyor der. Sanki bazıları mengeneyle sıkıştırıyorlarmış gibi bir hissim var der. Sol kolda olduğu gibi bazen hastalar bileklerinde hissedebilirler. Dirseklerinde ağrılar olabilir. Bu ağrılar genelde kalp krizi sırasında şiddetlidir. Damar tıkanıklığında da daha az şiddetli ve yürürken merdiven çıkarken de daha artan bir ağrısından bahsederler hastalarımız. Peki kalp krizi geçiren hastalara mesela hastanede ilk nasıl müdahale edilir? İlk olarak kalp krizi bir damar tıkanıklığına bağlı olduğu için damar tıkanıklığını önleyici, kan sulandırıcı tedavileri yoğun bir şekilde veririz. Genelde damardan veririz ama ilaç olarak da aspirin mutlaka vermemiz gerekiyor. Aspirin yanına bazen diğer kan sulandırıcıları da ekleriz. Yani hem damardan hem de ağızdan tedaviye başlarız. İlk olarak ritmi bizim için çok önemlidir. Çünkü kalp krizi sırasında kalp durabiliyor ritim bozukluğuna bağlı girerek. Tabii. Bundan dolayı hemen ritmini biz bir takip alırız. Böyle bir duracak mı? Bir şok aletini hemen yanına çekeriz. Herhangi bir kalp durmasında acil müdahale yapıp tekrar çalıştırmak için şok aletini yanına çekiyoruz. Ve en yakın zamanda ilk fırsatta bu hastayı hazırlayıp anjiyo almak istiyoruz. Anjiyoya gelebiliriz. Şimdi. Neden anjiyo alıyoruz? Çünkü anjiyo? Hangi damarı tıkandığını anjiyoda görüyoruz. Anjiyo tehlikeli bir şey mi? Çok korkuyoruz. Ne anjiyoya mı girmiş falan. Böyle bir acayip tepkilerimiz vardır. Biz inanmıyorum anjiyoluk olmuş mu falan. Çok abartıyoruz mu acaba anjiyoyu? Abartıyor yani, muyuz? Tabii geçmişten gelen tecrübeler var. Eskiden anjiyo o kadar kolay yapılmıyordu. Evet. Anjiyoda ölen çok hasta oluyordu. Öyle özellikle mi? O yüzden kanamadan işte ölüyorlardı bunlar. Yani kanamayı kontrol etmek çok zordu. Kasıktan giriliyordu. O sırada büyük bir atar damara giriyorsun. Sonradan durdurmak çok zor. Sıkı bandaj yapıyorsun. Kum torbası koyuyorsun. Buna rağmen kanayabiliyor hastalar. Genelde anjiyodan sonra ölenlerin çoğu da kanamadan ölüyorlardı. İç kanama veya kasıktan bir durduramadığımız bir kanama olurdu. Ama bunlar anjiyo ilk çıktığında ta 20 yıl önce, 30 yıl önce olan şeyler tabii bir şehir efsanesi haline gelmiş durumda. Anjiyodan ölmek kolay kolay olmaz. Yani bu neredeyse imkansıza yakın ama olmayacak diye bir kural yok. Tabii ha, şu var, karşıdan karşıya geçerken araba çarpıp ölme ihtimalimiz var kadar mı? Belki ondan daha da düşük anjiyoda. Evet. Çünkü bütün tedbirler alınır. Doktor başındadır. Her türlü imkanım vardır. Tabii. Orada kalp dursa çalıştırmak için de aletimiz hazır bulunur. Full teşekküllü ama bir yerde zaten. Yani her şeyin hazır bir şekilde. Donanımlı. Karşıdan karşıya araba çarptığı anda hiçbir şey yok. Evet. Hastaneye bile yetiştiremeyebilirler. Risk çok azaldı. Dolayısıyla teknoloji de çok fazla ilerledi. Hala kasıktan mı giriyorlar yoksa artık başka yerlerden de? Ben de oraya geleceğim. İşte teknoloji ilerleyince artık kasıktan başka yöntemler, daha güvenli yöntemler araştırmaya başladılar ve bilekten anjiyo yapılmaya başladı. El bilekleri. El bileğinden anjiyo yapılıyor şu anda. Tamam. Benim şu anda sadece el bileğinden yapıyorum. Mesela kasıktan anjiyo yapmıyorum ben artık. Çok niye? Daha çok daha güvenli bir yol varken daha riskli bir yola neden girelim diye düşünüyoruz. Doğru. El bileğinden anjiyonun avantajları saymakla bitmez. En büyük avantajı ise burada iki tane damar var el bileğinde. Birisi yedek damar. Niye yedek damar diyoruz? Çünkü bazen bypass sırasında bu damar tamamen yerinden sökülüp kalbe kullanılabilir. Aynı bacak damarlarından alınan damarlar gibi. Yani bu damarı bilekten tamamen sökseniz çıkarsanız bile elde herhangi bir sıkıntı yaşamaz hasta. Dolayısıyla böyle bir damarda işlem yaptığımız için damarla ilgili damarı yırtsak dahi işlem sırasında hastaya bir sıkıntı yaşatmayız. Bu yüzden güvenli. İkinci güvenliği biraz önce bahsettiğim o kanama riski var ya kasıkta yaptığımız zaman iç kanama, karında iç kanama olabiliyor, dışarıya doğru kanıyor. Bu tarz kanama riski yok çünkü kol her şey ortada. Bir sıkı bandaj yaptığınız zaman damarı yırtmış olsanız dahi kanamayı çok rahat durdurabiliyorsunuz, hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Biz bütün bu şehir efsanelerinden dolayı işte anjiyodan bu kadar korkuyoruz galiba. Eskiden çok sık oluyormuş bunlar. Doğru. Daha böyle mesela o kadar yaygın olmaya başlamış ki bir aralar. Yani herkes korkmuş. Çünkü bu iş çok artınca anjiyo her tarafta yapılmaya başlayınca kasıktan da yapılacak. Teknoloji daha o kadar genişlememiş. Malzemeler o kadar iyi değil. Daha çabuk komplikasyonlar ortaya çıkıyormuş. Doğru.
daha çok yaygınlaşmış. Şimdi bilekten anjiyo birazcık daha bugünlerde daha kullanılmaya başladı. Komplikasyonlar daha azaldı. Kullandığımız malzemelerin kalitesi daha da arttı. Yani el işler, şey alet övünür, alet işte el övünür derler ya. Böyle bir şey olmaya başladı. Yani doğru. Çok daha güzel malzemeler kullanıyoruz. Çok sert değil, daha yumuşak. Damarları daha az zedeleyen malzemeler kullanınca doğal olarak komplikasyonlar da azalıyor. Teknoloji geliştikçe de bu iş biraz daha kolaylaşıyor. Az önceki doktorumuzla da onu konuşuyorduk. Yani eskiden çok hummalı ve meşakkatli gelen şeyler şimdi tıp biliminin ve teknolojisinin de gelişmesiyle çok daha kolaylaştı. Alternatifler çoğaldı vesaire. Peki anjiyo ne zaman gerekli olur? Kalp krizi, her kalp krizi geçirene anjiyo yapılır mı? Ya da her göğsüm ağrıyor diye gelene yapılır mı? Şimdi eğer hasta kalp krizi geçiriyorsa ve kalp krizinin ilk 6 saati içerisindeyseniz mutlaka acil olarak anjiyo almanız gerekir bu hastayı. Çok özel bir durum yoksa. Yoksa. Damar tıkanıklığı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evet, anjiyoda damar tıkanıklığı var mı yok mu ve hangi damarı tıkalı? Birden fazla damar tıkalıysa. Damarda tıkalı olabilir, tek damarda tıkalı olabilir. Ona göre acil eğer kalp krizi geçiriyorsa hasta kalp krizi geçirdiği damara müdahale yapılır. O an o müdahalesi yapılır. Diğer damarları ayrı bir seansa planlanır. Müdahale derken? Damar açarız. O anda açabiliyor muyuz? O anda açıyoruz. Stent nedir peki? Şimdi ilk olarak anjiyo ilk çıktığında damar tıkanıklığını işte tespit ettiğimizde evet. O zamanlar sadece balon kullanılıyordu. Yani damarın tıkanıklığın içerisinden bir tel geçiyoruz ve telin üzerinden bir balon gönderiyoruz. Bu balonu da darlığın olduğu yerde şişiriyoruz ve damarı açıyoruz. Tabii zamanla görülmüş ki sadece balon yapılan damarlarda ileride daha tekrar tıkanıyor. %40, %50, %60'a kadar tıkanıklıklar oluyor. Ne yapalım? Bunu olasılığı daha düşürmek için ne yapabiliriz? İşte bir boru şeklinde tel örgü düşünün. Bir balonun üzerine büzüştürülmüş bir şekilde hazır bir sistemimiz var. O sistemi gönderiyoruz balonla birlikte. Ve içindeki balonu şişirdiğimizde o tel örgü, stent açılıyor ve geri kapanmıyor. Damarın içerisine yapışıyor. Balonu tekrar indirip sistemi çıkıyoruz. O stent orada kalıyor. Ömür boyu kalır. Allah'ım nelerden bahsediyoruz? Bir damarın içine gönderilen küçük şeyler, balonlar. Çok ince işler. Gerçekten çok, evet. Çok ince işler. Ama teknoloji ilerledikçe işimiz daha da rahatlıyor. Gerçekten şey... Kafamda canlandıramıyorum. İncecik damarların içinde çalışma yapmak, oradan damarı alıp oraya dikmek vesaire. Ve çoğu zaman hayat kurtarıcıdır bunlar. Tabii yani mutlaka öyle. Peki stent ne zaman takılmalı? Şimdi kalp krizi sırasında damar açtıktan sonra tekrar yeni tıkanıklık olmasın diye stenti takıyoruz genel olarak. Özel bir durum yoksa. Veya... Kalp krizi geçirmiyor da hasta işte göğüs ağrısıyla geldi bize. Yürürken, merdiven çıkarken göğsünde bir sıkışma oluyor. Yürümemi engelliyor dedi. Durunca da bir süre sonra geçiyor dedi. Bu çok tipik göğüs ağrısıdır. Kalp damar tıkanıklığına bağlı bir göğüs ağrısıdır bu. Bu ağrı mideden de olabilir, sol koldan da olabilir, göğüste de olabilir. Hasta şunu diyorsa, eforla yürüyünce, merdiven çıkınca artıyor, durunca geçiyorsa bütün bu ağrıların hepsi damar tıkanıklığını gösterir. Böyle bir durumda anjiyo yapmak lazım. Anjiyo yaptığımız zaman bu tarz bir ağrıda genelde %70 ve üzerinde bir darlık tespit ettiğimizde buraya eğer stent için uygunsa lokalizasyonu stent takmayı tercih ediyoruz. Peki sanal anjiyo diye bir şey var. Onu atlamayalım anjiyo konuşurken. Sanal anjiyo nedir? Tabii teknoloji tek bir tarafta ilerlemiyor. Tomografi tarafında da ilerliyor. Tabii. Sanal anjiyo bir tomografidir. Tomografinin yüksek çözünürlüklü olarak yapılmışıdır. Kalp hareketli bir organ olduğu için tomografide çok net görüntü alamazsınız. Sürekli açılıp kapanıyor. Peki kalbi biraz yavaşlatırsak, tomografiyi de çok hızlı bir şekilde çalıştırırsak görüntümüz daha da netleşir. Dolayısıyla artık sanal anjiyolar da kullanılmaya başladı. Yani sanal anjiyo dediğimiz aslında yüksek çözünürlüklü bir tomografi, hızlı çalışan tomografiler. Bunlarda sanal anjiyonun şöyle bir özelliği var. Eğer sanal anjiyo yapılan bir hastada damar tıkanıklığı yok diyorsa, gerçekten yoktur. Ama var diyorsa... Bu damar tıkanıklığının yüzdesini göstermekte zorlanıyor. Şu an teknoloji oraya kadar gelmiş değil. Yani çok yüzde... Yüzde kaç tıkanık? Geçen gün mesela bir hastaya yaptık. %50-60 damar tıkanıklığı vardı. Anjiyosunda %20-30 damar tıkanıklığı çıktı gerçek anjiyoda. Eğer gerçekten damar tıkanıklığı bekliyorsanız bu hastada, bir hastada ona gerçek anjiyoyu yapmak lazım. Neden? Şimdi bir tomografik anjiyoda, sanal anjiyo yaparken tomografi çekiyoruz. Bir tomografide ne yapılıyor? Kola bir damar yolu açılıyor. Buradan bir ilaç veriliyor ve kalpte
geçtiğinde, kalpten geçerken bu ilaç tomografisini çekiyoruz biz. Evet. Biz bilekten anjiyoda ne yapıyoruz? Bilekten bir damar yolu açıyoruz. İlacı direkt buradan vermiyoruz. Bir plastik kateterimiz var, bir kanül. Elektrik kabloların plastiğine benzer, daha incidir ondan. Bunu ilerletip koldan kalp damarının çıktığı yere getirip ilacı direkt oraya veriyoruz. Verdiğimiz ilaç dahi aynı. Görüntümüz çok daha net. Tabii. Ve şöyle bir avantajı var. Biz orada anjiyoda tıkanıklığı tespit ettik. Oradaki plastik kateterimiz dururken içerisinden devam ediyoruz. Damarı da açıp çıkıyoruz. Hem çok daha net görüntü alıyor. Hemen hemen aynı işlemi yapıyorsun ve tedavi de yapıp çıkabiliyorsun. Doğru. El bileğinden anjiyo yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren tomografik anjiyoları da bir geri plana atmaya başladım ben. Kendi adıma söyleyeyim. Zaten burada tedavi de yapabildiğiniz için o yüzden. Yani. Ha şu var, anjiyo yapmak istemiyorsun. Olasılık da çok düşük. Genç hasta, ekarte etmek istiyorsun bunu. O zaman biraz önce söylediğim gibi yok diyorsa gerçekten yoktur demek için. Buna yok, kafamız rahat olsun diye tomografik anjiyo istediğimiz vakalarda oluyor. Hiç kullanmıyor değiliz. Ama daha az kullanıyoruz eskiye nazaran. Peki stente geri dönecek olursak mesela birden fazla damar tıkanıklığı varsa o birden fazla damara da stent takılabiliyor mu? Evet. İstediğimiz kadar stent takabiliyoruz. Peki. Ama bir seansta 3'ten fazla stent takmayı çok istemiyoruz. 4-5 taktığımızda aynı seansta olur. Mecbur kalmışızdır. 7-8 taktığımızda olmuştur. Risk artar. Stent bir metaldir. Yabancı bir maddeyi damarın içerisine koyuyorsunuz. Bu alerji riskidir. Yani vücuda yabancı madde girdiği an alerji olur. Bu olasılık stentlerde çok düşüktür ama olmaz diye bir şey yok. Ne kadar çok metal yağarsan oraya damarlara o kadar riski artırırsın. O yüzden biz hepsini bir seansta değil ayrı seanslara almayı tercih ederiz. Ama bir hastaya 7-8 stent takmamız da gerekebiliyor. Ha ne olur? Çok fazla her damarında problem var, her yerde problem var. Bu kadar çok riskli işlemleri yapmayalım da hastayı ameliyata verelim dediğimizde oluyor. Ama teknoloji ilerledikçe, yeni stentler çıkmaya başladıkça ameliyata verdiğimiz hasta oranı gittikçe düşüyor. Daha bir nevi cerrahların işini elinden alıyoruz. Üretilmeye başlandı. Şimdi stent bir metal boru şeklinde bir tel örgü demiştik. İşte o metalin üzerine ilaç kaplama yapılıyor ve bu ilaçlı stent deniyor. Halk arasında sulu stent, yağlı stent de deniyor ama işin orijinali ilaç kaplı stenttir bunlar. Bu metalin üzerine ilaç kaplı, daha doğrusu nanoteknolojiyle oyuklar açılır. Bu oyukların içerisine de ilaç konur ve ilaç yavaş yavaş orada damarın içerisinde salınır. Ve dokunun iyileşmesini yavaşlatır ama bu özelliği sayesinde de stentin içinin tıkanma olasılığını azaltır. Normal bir stentte oran %20-30 ise ilaç kaplı stentlerde %1 ile 5 arasındadır. Yani olasılıkları daha düşürür. Daha da uzun ömürlü bir şey. Yani ömrü daha uzun olur ve bir stent, ilaç kaplı stent taktığımız hastaya tekrar aynı yere stent takma olasılığını düşürüyor. Öyle şeyler de olabilir. Tekrar da stent takılabilir. Çok fazla damarın içerisinde yer kaplamadığı için stentin içerisi tıkandı. İçine bir stent daha, bir stent daha takabiliyoruz. İnanılır gibi değil ya. Bir damarın içindeki stentin içine bile stent takabiliyoruz. Aynen. Şahane. Peki bunlar bir ömür kalabiliyor mu vücutta? Bir ömür vücutta kalabilir. Çok. Bir sakıncası da yok. Ha şimdi yeni teknoloji daha da ilerledi mi? Şimdi daha o metal tel dediğimiz şeyi metalden değil de eriyebilen bir maddeden yaptılar. Bu son 2 yıldır belki 3 yıla da yakındır kullanmaya başladı dünyada. Biz de Türkiye'de kullanıyoruz bunları. Bu eriyebilen madde sayesinde o metal tamamen yok oluyor. Metal yerine ki madde tamamen yok oluyor ve yerinde hiçbir şey de bırakmadan yani izi dahi kalmıyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan, hiçbir şey kalmadan damarı açmış oluyorsunuz. Hocam ben şeyi bekliyorum. Şöyle kapsüller var ya bilim kurgu filmlerinde. Hani böyle giriyorsunuz. Önce bir tarama yapıyor. Tık 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 safra kesesi o bu falan filan. Böyle hop bir saat sonra bebek gibi çıkıyorsunuz. Ah ne güzel keşke. Bekliyorum. Biz de bekliyoruz onu. Gerçekten ama hani damarın içine stent, stentin içine bir daha stent takabilen teknolojiden ben bunu da beklerim hocam. Yani bir kapsül bekliyorum yani inşallah. Yani şunlar da çıktı. Şimdi yine teknoloji ilerledikçe balonların üzerine bu ilaçlardan yaptılar. Balonların üzerine ilaç kapladılar. Bu kez damarın içerisinde balonu şişirip sadece ilacı damarın duvarına yamayıp çıktılar. Bu da güzel bir teknik. Bunu da kullanıyoruz bazen. Tabii. Özellikle stentler tıkandığı zaman içerisine balon yapıp ilaç kaplı balonlarla şişirip damarın tekrar tıkanmasını da engelliyoruz.
O an ihtiyacın ne olduğunu biz ona göre karar veriyoruz. Hepsini kullanabiliriz. Olasılıklarımız çok arttı şu anda. Peki bypass'a gelecek olursak bu stentli hastalar daha sonra bypass geçirebilir mi? Yani hiçbir sakıncası yok. Sadece şöyle bir sakınca oluyor. Bu metal, bahsettiğimiz metal. Eğer cerrahın bypass oraya dikiş yapacağı, kesi atacağı yere biz stent takarsak orada sıkıntı yaşar cerrah. İşte böyle durumlar için zaten ilaç eriyebilen stentler bizim için önemli. Yer iç kendisi kalmadığı için ileride yeri tıkansa ileride bypass kararı versek dahi cerrahi sıkıntı yaratmayacaktır bu. Böyle durumlarda özellikle eriyebilen stent takalım diyoruz. Ama damarın en başında bir tıkanıklık var. Cerrah zaten başına bypass yapmayacağı için oraya kese atmayacak. Ortasına kese atacaktır. En başında varsa biz ilaç kaplı stenti tercih ediyoruz. Eriyebilen çok tercih etmiyoruz. Ama tam cerrahın kese atacağı bir yere bir stent takacaksan orası eriyebilen stent olmak zorunda diyoruz. Uzun vadeli ileriyi düşündüğümüz için. Bugün olmaz da hasta 20 yıl sonra, 15 yıl sonra bypass olması gerekir. O zaman cerrah orada zor duruma düşmesin istiyoruz. Doğru. Peki devlet stentleri karşılıyor mu? Bir bilginiz var mı bu konuda? Yani acil gittim, kalp krizi geçiriyorum, bakıldı, anjiyoda, evet tıkalı, oraya stent takacağız gibi bir... Devlet acil durumda yapılan her işlemi karşılıyor. Ama belli standartları karşılıyor. Yani standardın üzerinde üst bir şey istiyorsan onu devlet ben karşılamam der. Ama zaten acil gidiyoruz orada şimdi. Bir dakika yalnız bu olmasa şundan olsa falan diyecek halde de değiliz orada zaten. Hani bir an önce bozukluğu olan bir şeyi işlensel hale getirebilirim. Şu anda acil durumda ne yapmak gerekiyor? Damar açmak gerekiyor gittiğimizde. Tabii. Kalp krizi geçiriyor mesela acil bu damarı açmak gerekiyor. Bütün hepsini devlet karşılıyor onları. Kullandığımız malzemeler, ilaçlar, hastanın yatak, biyokimya masrafları hepsini karşılıyor. Orada bir sıkıntı yok. Zaten hastadan herhangi bir şey talep etmiyoruz. Ama özel bir talep olursa hasta onu ekstra bir masraf o zaman çıkar. Ben özel odada kalacağım diyebilir. Suite'de kalacağım diyebilir. Onların masrafı çıkabilir. Çok şükür yaşıyorum da diyebilir. Yani. Değil mi? Peki hocam stent takılmış hastalar spor yapabilir mi? İşte stres hani onun kalbi var hiç yanında konuşmayın falan durumları olur mu? Hani hakikaten kalbi var denen hastaların yanında stresli bir şey yaşatmamak mı gerekir? Nasıl gider bundan sonrası hayat onlar için? Yani bu konuda gerçekten biz de müzdaribiz. Çünkü hasta mesela stent takmışsın. Hocam hiç hareket etmiyorum evde oturuyorum. Hayır. Tam tersi. Hareketsizlik damar tıkanıklığına davetiyedir. Sizin hareket etmeniz gerekiyor deriz. Ama hani ilk 15 gün çok fazla yormayın. İstirahat edin. Dolaşabilirsiniz diyoruz. 15 günden sonra hafif tempolu sporlar yapabilirsiniz diyoruz. Bir ay geçtikten sonra hadi bakalım koşmaya başlıyoruz diyoruz. Gerçekten. Gerçekten. Bu aynı şey bypass sonrası da geçerli. Bypass'ta biraz daha süreyi uzatıyoruz. Bir ay sonra hızlı yürüyüşler başlayın diyoruz. Bir 3 ay geçtikten sonra artık diyorum ben hastalarıma koşuyorsun. Siz koşasınız diye bu ameliyatları, bu stentleri yapıyoruz. Eğer zaten oturacaksan istirahatte ağrın yoktu zaten. Sen yürüyünce ağrın oluyordu zaten. Yürüyünce ağrın olmasın diye biz bu işlemleri yaptık. Doğru. Ve bu hastalar hareketsiz kaldığı sürece damar tıkanıklığı olasılığını artırıyorlar. Benim hastalarım ne kadar çok spor yapıyorlarsa o kadar az sonrasında işlem yapıyorum. O kadar az bana geri dönüyorlar damar tıkanıklığıyla. Hocam biz bunu da yanlış anlamışız. Ay ben kalp ameliyatı geçirdim şimdi çok hiç var. Şey yapamam falan. Ya zaten tamam geçirdim yani bitti. Özellikle hastanın yakınları daha çok pimpirikli oluyor o konuda. Hasta diyor ki yani bana hiç hareket ettirmiyorlar, hiçbir şey yaptırmıyorlar, yürüyeceğim yürütmüyorlar. Tam tersi diyorum ben. Hasta yakınları böyle fal taşı gibi gözleri açılıyor. Nasıl yani? Koş diyorum hastaya. Spor yap, bağ bahçe işleriyle uğraş. Mesela bir hastam var Çanakkale'den geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Orada işte hayvanları falan onlarla ilgileniyor. Yakınları diyorlar ki hocam işte buna bir şey söyle de bir şey yapmasın. Hayır diyorum ben. Yapsın. Hareket ettiği sürece, fiziksel aktivite olduğu sürece o damarların tıkanma olasılığı daha düşüktür. Kalbi daha sağlam kalacaktır bu tarz egzersizler sonrası. Ha ne istiyoruz? Hiç kontrolsüz bir hastaysa kontrole gelsin. Kontrollerini yapalım. Kalbinin damarlarında yeni tıkanıklık olmadığından emin olalım. Eğer eminsek hadi diyoruz biz zaten spor yap göreyim. Biz zaten bu hareketsizlik yüzünden öleceğiz yani. Kesinlikle. Hiç hareket etmiyoruz. Yani damar tıkanıklığı için risk faktörlerinden birisi de hareketsizlik zaten. Doğru. Hocam bir şehir efsanesi sormak istiyorum. Şey derler,
kalp ameliyatından sonra çok değişti. Böyle değildi eskiden. Çok bir agresif oldu. Çok huysuzluğu değişti. Gitti o melek gibi insan. Yerine bir çılgın geldi filan. Bu gerçekten doğru mu? Gerçek. O şehir efsanesi değil. O bir gerçek. Neden? Ameliyat sırasında beyin bazen tansiyon çok düşük olur ameliyat sırasında. Beyin oksijensiz kalabilir. Ve kişilik değişiklikleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Var öyle hastalarımız. Herkes de olmuyor. Ama olan hastalarda var. Gerçekten tamamen karakter değiştiren hastalarımız var. Mesela çok böyle sinirli, agresif bir adam çok sakin bir adam oluyor. Tam tersi de oluyor. Evet. Çok sakin bir adam çok agresif oluyor. Karakterler tam tersi değişebiliyor. Şu olabilir mesela. Her zaman sözünü tutan, sözünün arkasında bir adam artık sözünün arkasında durmayan bir adam haline bile gelebiliyor. Çok acayip. Bütün bunlar ameliyatın, o beynin oksijensiz kalmasının, ameliyat sırasında kısmen oksijensiz kalmasının ortaya çıkarttığı bir şey. Ama şunu söyleyeyim, çoğu geçici. Geçici mi? Onu çoğu da. Geçici. Yani bir ay, üç ay sonra hastalar normale dönüyorlar ama %100 değil çoğu. Kalıcı olan hastalarımız da var. Karakterleri kalıcı öyle olan hastalarımız var ama çok nadir. Hani bu yüzden ameliyat olmayayım diyen bir hasta çok mantıklı bir karar vermemiş olur. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii ki. Peki hocam, şimdi ufak bir aramız var. Tekrar buradayız, sohbete devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok yaşa kaldığı yerden devam ediyor. Çok sevgili doktorumuz bize şimdi asıl benim merak ettiğim bir şey daha var. Bu şehir efsanelerinden yola çıkarak bir tane daha vardı sormak istediğim ama neyse şimdi çok kafa bulandırmayalım isterseniz. Peki Murat Bey, bu stentleri anjiyo yaparken bilekten de aynı şekilde bilekten de takabiliyor muyuz? Evet, güzel bir soru. Çünkü hastalarımız da bize geliyor. Yani bilekten anjiyo yapılıyor da stenti bilekten takabiliyor musunuz diye. Evet. Çok eskiden ilk başta bilekten anjiyo ilk yapılmaya başladığında stent takarken kasağa dönüyorduk. Ama yıllardır böyle bir şey yapmıyoruz. Teknoloji ilerledikten sonra kısa bir süre sonra artık stentleri de bilekten yapmaya başladık. O yüzden hastalar çok daha güvenli, kanama riskleri çok daha az bir şekilde taburcu oluyorlar. Zaten evet, yani bilekten stenti uzunca bir süredir kullandıktan sonra herhalde bir anjiyoyu, çok özür dilerim, stent de olabilir. Yani damarların içine stent takma mevzusu beni hala çok şaşırttığı için o yüzden buna da şaşırmayacağım. Peki biz kalbimizi nasıl koruruz? Yani bu kadar stent takılmasına gerek kalmadan, bu damar tıkanıklıkları oluşmadan kalbimizi nasıl koruruz? Kalbi korumanın birçok yolu var. Neden? Çünkü birçok risk faktörleri var damar tıkanıklığı için. Bu olasılıkları azaltarak yaparız. Ama değiştiremeyeceğimiz tek bir şey var. O da genetiğimiz. Doğru. Bu da çok önemli bir şey. Aslında ailenizde varsa sizde de olma ihtimali çok yüksek. Eninde sonunda bir gün başınıza gelme ihtimali yüksek. Ama siz yine de kalbinizi koruyarak bunu çok ileri yaşlara itebilirsiniz. Ya da kendinize iyi bakmayarak çok erken yaşlarda başınıza gelmesine sebep olabilirsiniz. Nasıl yaparız bunu? Eğer yüksek tansiyonunuz varsa mesela, tansiyonlarınızı kontrol altına alarak, şekeriniz varsa şekerinizi daha mümkün olunca düşük seviyelere tutarak, kolesterolünüz yüksekse mümkün olduğunca kolesterolü düşürerek. Ve bütün bunları yapmanın aslında daha kolay bir yolu var, o da spor yaparak. Spor yaptığınız zaman tansiyonlarınız düşer, şekeriniz düzene girer, evet, kolesterolünüz düşer, kilo verirsiniz, evet, ve her şey bir anda olur. O yüzden biz kalp damar tıkanıklığından kurtarmak istiyorsanız kendinizi bol bol spor yapın, bol bol hareket edin, hareketsiz kalmamaya çalışın deriz. Özellikle ailesinde böyle bir geçmişi olan kalp damar hastalıkları, o kişilerin mesela daha sık mı kontrole gitmeleri gerekir? Hani düzenli sporunu yapan, hakikaten de benim ailemde böyle bir şey var, bende de olabilir diyerek daha sağlıklı yaşayan insanların yine de sürekli kontrollere gitmesi gerekir mi? Kesinlikle. Çünkü gizli kalp hastalığı diye bir şey var. Hastanın illa göğüs ağrısının olmasına gerek yok. Çünkü göğüs ağrısı bir alarm mekanizmasıdır ve herkeste alarm mekanizması çalışmaz. Yani hasta ayakta, biraz önce bahsettim, mide ağrısıydı ama mide ağrısı olmadan da kalp krizi geçirebiliyor. Hiç şikayetim yok, kalp krizi geçirmişim. Bunlar olabilir. O yüzden kontroller önemli.
Özellikle ailesinde damar tıkanıklığı olan insanların 30'da 40 yaş arasında 2 senede bir kontrollerden geçmesini istiyoruz. Bu kontrollerin de en önemlisi de efor testidir. Yani koşu bandı, EKG çekeriz. 40 yaşın üzerindeki hastaları da senede bir bu kontrollerden geçmesini istiyoruz. Tabii ki babası 35 yaşında kalp krizi geçirdiyse onun 30 yaşında 2 sene bir değil daha erken yaşlarda daha sık kontrollerini de istiyoruz. Ama genel yaklaşım budur. 30-40 yaş arası 2 senede bir, 40 yaş üzeri de senede bir kontrol öneriyoruz. Rutin, şikayeti olmasa dahi. Çocuklarda acaba hani daha mı şey yapmak lazım? Hani yani çocukları daha çok spora yönlendirmek, sporu sevdirmek lazım. İşte her işin başı sağlık derken aslında her işin başı hareket birazcık da. Kesinlikle. Sizden önceki doktorumuz da aynı şekilde hani aşırı kilo, obezite gibi hastalıkların da daha sonra dönüştüğü ve bambaşka hastalıklar getirdiğini biliyoruz. Bunların da başında sporsuzluk geliyor dedi. Aynen. Biz ne kadar hareket ederse hani gidin çılgınlar gibi işte ağır spor salonlarında işte dumbbellların altında ezinin demiyoruz ama hani bir saatlik yürüyüşler bile vücudu kesinlikle hareket ettirir ve kalbinizi de aynı şekilde canlandırır belki de. Bizim önerdiğimiz sporlar daha çok oksijenli sporlar zaten. Yani vücut geliştirme tarzı sporlar oksijensiz sporlar dediğimiz. Oksijenli sporlar ise koşma, yüzme tarzı. Yani çok tekrar ve çok hareketle yapılan, hızlı hareketlerle yapılan sporlar. Yani yürüme de güzel ama ben mesela 1 kilometre, 3 kilometre yürüyorum diyen hastaya şunu diyorum. Onun yerine 3 dakika, 10 dakika koş, çok daha sağlıklı olursun. Koşmak daha iyi. Yürümeden çok daha güzel ya, enerji harcattırıyor. Hiç de sevmem. İşte insanlar sevmiyorlar bunu. Aslında daha çabuk kilometrelerce yürümektense 10 dakika koşmak çok daha sağlıklı oluyor. Öyle çok mi? Daha iyi kilo verdiriyor. Bunu bence not alın bir yere. Ben çünkü şu anda fikrim değişti. Doğru. Yani bir saat yürümek yerine 15-20 dakika koşmak daha etkili sağlıklı galiba, değil mi? Peki hocam, o zaman son şu şehir efsanesini de sorayım size. Bu neden bizim Türk halkımızda biz ameliyat olursam ben yarım insan olurum şeyi var bizde, böyle bir şey. Sizin çünkü, hiç başınıza geldi mi böyle bir şey? Evet, çok hastalarımızda oluyor ama bir hastam özellikle çok ciddi bir şekilde ikna çabamız olmuştu. Ben ameliyattan sonra yarım insan olacağım, bir daha hiçbir iş yapamayacağım, o yüzden ameliyat olmak istemiyorum demişti. Biz de tam tersini söyledik. Yani bir kemik iyileşmen olacak, ondan sonra eskisinden daha çok çalışacaksın, daha iyi iş yapacaksın, daha iyi performans sergileyeceksin. Zaten biz bu ameliyatı bunun için yapıyoruz dedik ve ikna ettik hastayı. Birçok insanda bu ön yargı var. Ameliyat olduktan sonra yarım insan olacağız. Niye? Çünkü yakınları da ameliyat olmuş, aman bir şey yapmasın, biraz önce anlattığımız psikolojiyle yaklaşıyorlar hastaya. Hasta da hastalığı üzerine alıyor ve hiç hareket etmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Daha da kötü oluyor. Biz diyoruz ki ameliyat olduktan sonra kemikler iyileşecek, iyice kaynama olacak. Ondan sonra git, çalış, bağ bahçe işleri, koşu bandımı, koşmak mı istersin, onları yap. Eskiden yapamadığın şeyleri yapacaksın ve gençleşeceksin diyoruz. Bazı hastalar onu diyorlar. Yani ben kendimi artık yaşlandığım için böyle hareketsiz olduğumu, zorlandığımı düşünüyordum diyor. Kalptenmiş diyor. Artık çok güzel zorlayabiliyorum kendimi, çok daha yokuşları rahat çıkabiliyorum diyor. Bu zaten bunun için yapılıyor bu ameliyatlar. Hasta daha güzel günler geçirsin diye. Çok haklısınız. Hocam çok teşekkür ederiz. Hakikaten bu kalp krizi vesaire stent ve bir takım korkularımızla ilgili bize gerçek bilgiyi verdiniz ve içimizi rahatlattınız. Katıldığınız için çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Rica ederim.